ve 2024 yılı asgari ücreti belirlendi. Dün akşam öğrendik. Asgari ücrete %49 zam yapıldı. İşveren ve hükümet mutabakatıyla 17.002 lira olarak belirlendi. 18 bin lira talep eden Türk İş Muhalefet Şerhi koydu. TİSK de iş yerlerine ilave adım atma çağrısı yaptı. Şimdi konuğum İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'la konuşacağız. Hem asgari ücreti hem de artık bundan sonra hem emekliye hem memura hem tabii diğer çalışanlara, her alanda çalışanlar da buna bağlı olarak bir zam beklentisi içindeler. Ekonomiyi bir değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Serap Hanım, merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Öncelikle beklentinizi karşıladı mı 17.002 lira asgari ücret? Ve yani yılda iki kez olması gerektiği yönünde ekonomistlerin önerileri ya da yorumları var. Siz de bu görüşte misiniz? Zaten bu rakamı telaffuz etmiştik sizinle daha önceki hı-hı. yayınlarımızda da. Yani evet. büyük olasılıkla 17 bin lira civarında olacağına dair hı-hı. %50 artış beklentisi herkeste vardı. Bu tabii ki yılda bir kere olması durumunda aslında biraz hı-hı. daha yüksek olması gerekiyordu. Fakat Türk İş tarafı zaten muhalefet şerhi koydu. Hı-hı. Yani çalışanı, emekçiyi temsil eden taraf öncelikle burası önemli. Ve iki kere yapılması gerektiğine dair talebi de vardı. Şimdi çalışanlar açısından nominal olarak ne kadar yüksek olursa önümüzdeki enflasyonu, gelecek olan enflasyon oranlarını hani göğüsleyebilme kapasitesi yükselecek ama dediğim gibi bu rakamlar nominal. Yani realde satın alma gücünün ne yöne evrileceği gelecek enflasyon oranlarına bağlı. Büyük olasılıkla Şubat ayından itibaren ne kadar eridiği belli olacaktır. Çünkü belki Ocak ayında geçen yılın baz etkisiyle yine çok yüksek olmayabilir enflasyonu. Çünkü geçen sene Ocak ayında %6,65'ti enflasyon. Ama Şubat ayı itibariyle yine güçlü bir enflasyon etkisi kendisine gösterecek. Çünkü Serap Hanım normal şartlarda bu tür ücret artışları ki Ocak ayının ilk zamanında da hemen belli olacak kamuda çalışanların ve emeklilerin durumu. Bu tür ücret artışları enflasyon oranını tetiklemez ama normal enflasyon düzeyinde. Şimdi bizim gibi uzun zamandır 2 seneyi aşkın süredir yüksek enflasyon sürecinde olan ülkelerde bu tür işte vergi artışı ya da ücret artışı enflasyonun beklentilerini bozuyor ve fiyatlama tabii oluşumundaki süreci önemli ölçüde etkiliyor. Bunun hem tüketici tarafında işte talebi öne çekme şeklinde bir davranış kalıbı oluşuyor. Evet. Fiyatlar galiba daha da artacak diye. Hı hı. Üretici tarafında da malum zaten bir maliyet olarak hissediyorlar ki hı hı. evet işverene maliyeti. Yani aslında çalışanın eline net 17.002 lira geçmekle beraber işverene maliyeti 23 bin liranın üzerinde. O açıdan hem TÜFE hem ÜFE tarafından bir yükseliş trendi kendisini gösterme ihtimali yüksek. Şimdi Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta dediğiniz gibi açıklanacak. Buna ilişkin beklenti ne? Yani %49 asgari ücrette gördüğümüze göre örneğin emekli, en büyük beklenti emeklilerde çünkü özel bir çalışma yapılacağı da söylenmişti. En az %49 doğruya gelecek diyebilir miyiz? Ayrıca bir düzenleme de bekliyor musunuz? Yani seyyanen bir zam dışında seyyanen bir artış gibi bir farklı düzenleme olur mu sizce? Şimdi aslında bu bahsettiğimiz gelir grupları yani emekçinin en nihayetinde ya da emeklinin fark etmez. En nihayetinde tüketim kalıbına bakmak gerekiyor. Ki bütün istatistikler şunu gösteriyor. Toplam gelirinden harcamayı ayırdığı tutarın en fazla kısmı gıdadadır. Ardından barınma ve ulaşım. Hı hı. Şimdi bu üç gösterge haliyle şeyden yüksek. Manşet enflasyon yani %62 ama bundan yüksek. Hatta özellikle hizmet sektöründeki enflasyon katılığı devam ediyor. Orada %90 civarında. Şimdi buradaki bütün
enflasyonist süreç bilindiğine göre aslında manşet enflasyona göre maaş artışını, ücret artışını düzenlemek aslında bütün emekçi kesimi enflasyon altında ezmek anlamına geliyor. Nominal olarak ücret artıyor, nominal olarak, ama reelde bir de bütün o elde edilen gelirin harcandığı kalemlere bakalım ve oradaki enflasyona bakalım. O yüzden kabul edilen her zaman gıdada ya da ulaşımdaki enflasyonun yüksekliğidir. Hizmet enflasyonun katılığıdır. Hani yüksekliğin ötesinde katılık vardır. Bunu kırmak zor. Hani belki gıda ürünlerinin bir şekilde fiyatı düşer ama hizmet enflasyonunu düşürmek çok zor. O yüzden %49'luk artış ya da işte bundan sonra TÜİK'in açıkladığı o manşet enflasyona göre devam edildiği takdirde sürekli bu ücretler enflasyonun gerisinde kalmaya devam eder. O yüzden yapılması gereken en zor olan kısım enflasyonu düşürmek. O zaman bütün kesimler bundan fayda sağlayacak. Özellikle emekçi kesime ve özellikle işte bu talepler çok daha rahatlayabilecek yani. Asgari ücretin giderek toplumun genişçe bir kesiminde artık uygulanmaya başlandığını son birkaç yıldır konuşuyoruz. Burada asgari ücretin elbette nefes aldıracak seviyelere gelmesi önemli. Ama esas önemli olan ülke genelinde ortalama gelirin yükselmesi ve dengeli bir yere gelmesi. Bunu nasıl sağlayacağız? Dün zannediyorum bir haber verdik. 2022 yılı verisi açıklandı. 2022'de baktım Temmuz'da 5.500 lira asgari ücret. O zaman da ortalama gelir, ortalama kazanç 12.400 lira civarında çıkmış. Hatta bu erkeklerde böyle, kadınlarda ne yazık ki daha düşük. Şimdi 12.000'lerde işte iki katının biraz üzerinde. Bugün de Türkiye'de ortalama gelir buralarda mıdır? 2023 için yaklaşık. Yani 30.000'lerde midir sizce? Ve ortalama gelir ne olmalı? Ortalama gelir nasıl yükselecek? Çünkü %50 asgari ücrete olurken diğer çalışanların maaşları bu oranlarda artmıyor. Her sektörde, özel sektörde farklı değerlendirmeler var. Bu da bu dengeyi de değiştiren bir şey. O denge nasıl sağlanacak? Nasıl adil bir şekilde dağıtılacak? Tabii bütün enflasyon düşük gelir grubunu çok daha yıpratıcı olunca haliyle bütün gözler asgari ücretin arttırılmasına çevrildi. 2022'de iki kez, 2023'te iki kez. Bakın önümüzdeki yıl için bir kez deniyor ama hani sonunun nereye varacağını biliyoruz ya. Enflasyon yıl sonunda %45'lerin üzerine çıkabilir hatta. Şimdi böyle olunca sürekli bir talep, seçim dönemleri ayrıca, seçim dönemlerinin de getirdiği bir şeyle beraber, ivmeyle beraber asgari ücret arttıkça sizin de dediğiniz gibi diğer ücretler biraz üzerinde belirleniyor. Emekli maaşları asgari ücretin altında yarısına hatta üçte birine kadar gerileme durumunda. Aynı şekilde maaş düzenlemeleri. Şimdi geçen sene en düşük, yani bir seçim vaadiydi biliyorsunuz, en düşük memur ayda 22 bin lira dendi. Peki ona %100 artış yapıldı ama kamuda diğer kademelerdeki maaşlarda %30'dan başlayan zamlar var ki hiçbiri de %50'yi zaten geçemedi. Aradaki fark biraz seyyanen zamla biraz kapatılmaya başlandı ama orada da alt kademe üst kademe arasındaki ücret makası daralmış oldu. Aynı şekilde yani bir taraftan asgari ücret yükseliyor ama ortalama ücretler asgari ücrete yakınsanır hale geliyor. Diğer tarafta da işte başka vaatler, yani hep en düşük gelir grubunu arttıralım ama üst gelir grubunda yukarıdan baskılama dönüyor. Çünkü bunun maliyetini taşımak her taraftan, yani kamu tarafında zaten bütçenin yaklaşık dörtte biri personel giderine ayrılmaktadır. Ki hani 11 trilyonluk 2024 bütçesinin dörtte birini düşünün, ne kadar büyük. Kamu için de bir yük aynı zamanda. Öbür tarafta da tabii özel sektör açısından orada şey yapan, yükselen, hani asgari ücretin kadar artamayan maaşların da yine yaratmış olduğu maliyet söz konusu. Şimdi bu
ister istemez kayıt dışılığını da beraberinde getiriyor. Daha vasıfsız olanlar tamamen kayıt dışında kalabiliyor. Diğerleri bir şekilde çalışma günlerini daha kısa süreli olarak işlenmesini talep edebiliyorlar. Ki aradaki işte o primlerin kendilerine biraz kalabilmesi açısından. Ama bu gelir vergisi kaybı demektir. Bu sosyal güvenlik sisteminde prim kaybı demektir. Aslında bütün çalışanların geleceklerinin kaybı anlamına geliyor. Çünkü emeklilik dönemine ilişkin hani hayaller de sonuçta ötelenmiş oluyor. Orada da bir birikimler normal bir şekilde toplanmamış oluyor. O yüzden yani iyi en alt gelir düzeyinin gelirinin yükselmesi fakat aynı oranda tüm ücretlerin yükselmemesinin getirmiş olduğu bir toplumsal karmaşa da ve ekonomik açıdan da orta direğin kaybolmasıyla sonuçlanan bir durum karşımıza çıkar. Eğer enflasyon hala böyle devam Devam edecekse, ederse. yani 2 yıllık süreçte biz bunları çok net olarak gördük işte Serap Hanım ama bundan sonra bu süreçte enflasyon dizginlenir ve o beklenti kanalı düzelirse tekrar orta direğin belirme ihtimali, yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde orta direğin belirleme ihtimali, asgari ücret ve bütün orta ücretlerin asgari ücret civarında belirlenmediği bir düzenin gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Öncelikle ilk hedefin enflasyonun dengeye oturtulması, düşürülmesi çok Kesinlikle. önemli. Çok teşekkürler Kesinlikle. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz.